Oldu mu senin için? Evet, şöyle evet. Beşiktaş maçında 89. dakikada Ozan gol atmasaydı, hatta ben Erol Hoca'nın kendisinin bırakacağını düşünüyordum. O nedenle sürpriz oldu. Beşiktaş maçından sonra geçen, işte bugün 5. gün, 4. günde hocanın gönderilmesi çok net benim için sürpriz oldu. Ve Gülcan abinin dediklerine çoğuna katılıyorum. Bence de üzücü. Ben de çok üzüldüm çünkü Erol Hoca'yı arkadaşım, dostum değilim ama bir merhabamız var. Tanıyorum ve çok seviyorum. Ve ülke futbolu için bak bugünden söyleyeyim. Gelecek dönemlerde tıpkı Abdullah Avcı gibi, tıpkı Okan Buruk gibi çok değerli bir hoca olduğunu ve bundan sonra da çok başarılı olacağını adım gibi biliyorum. Belki Türkiye'de bile değil, yurt dışında. Bir sistem düzen hocası ama Fenerbahçe'de o sistem düzen var mı? O kadarını bilemiyorum. Ben bugün biraz Gürcan abicilik yaptım. Ne oluyor ne bitiyor diye Fenerbahçe Spor Kulübü'nde biraz araştırma yaptım. En çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Erman abi de söyledi, birkaç arkadaşımız da ifade etti. Şu Volkan Demirel, Emre Belezoğlu kavgası, itişmesi, kakışması falan diye konuşulmuştu. Bir gerginlik olduğu konusunda doğru bilgiler verildi. Biraz Volkan'ı sordum. Farklı bir pencere getireyim. Bugün Dediler Volkan ki, Demirel açıklama yaparken Emre Belözoğlu'nun tam yanındaydı. Volkan'la ilgili Gürcan abi de onu teyit edecektir. Ya Volkan dışarıdan hat hut görünür ama son derece kıymetli bir insandır. Ve Erol Hoca'ya, Emre Belözoğlu'na, hatta Sayın Ali Koç'a doğru bildiğini net bir şekilde söyler. Ve bu krizde asla ve kata Emre Belözoğlu ile beraber olup Erol'u tırnak içinde yeme operasyonuna girmeyen, çok düzgün, dürüst, karakterli davranan bir çocuk dediler Volkan için. Ben tanımıyorum Volkan'ı ama dışarıdan görünse o beni sevmez, ben onu sevmem. Önemli değil ama düzgün, korrekt Hayır, bir ben sana şunu da söyleyeyim. Bu kararda Emre Belözoğlu yok. Hayır yani o, ben karar Gönderilme öncesinden kararı. bahsediyorum. Gönderilme kararında Hayır, Emre Belözoğlu yok. Gürcan abi. Emre Belözoğlu'nun mesela insanlar geldi yedi diye düşünüyorlar. Çok yanılıyorlar. Emre Belözoğlu'nun dün İşte akşam işte on... devam edecek ama. Peki özür dilerim. Buyurun. Emre Ha Belözoğlu'yla. Volkan adı altında açıkladığın için devreye Tamam. girmek Emre zorunda kaldım. Belözoğlu'yla Erol Bulut'un da dünkü ayrılmasının hemen ardından son derece içten ve samimi bir şekilde sohbet ettikleri, tokalaştıkları, Emre Belözoğlu'nun Bugün de öyle. bugün Emre'nin açıklamaları var, oraya Bugün de gelmiyorum ben. öyle. Erol Hoca ile Emre Belözoğlu'nun takıma son derece pozitif şeylerle gittiklerini, yani üzücü bir durum ama deyip beraber konuştuklarını ifade eden cümleler oldu. Ama Samandıra'dan ve Derazı bile diyebilirim eski deyimle, Samandıra'dan çok rahat haber sızdığını, hatta soyunma odalarından çok rahat haber çıktığını söyleyen birkaç kişi oldu bana. Yani oralarda Fenerbahçe'nin bu sıkıntılı iç işleri döneminde biraz fazla fazla haberler çıktığını ifade ettiler. O da yine bugün aldığım bilgiler arasında. İşin haber kısmı bu. Yorum kısmına geçecek olursak biraz sonra sanıyorum senin de gündeminde vardır. Tartışmamız gereken sportif direktörlük müessesesi ve Türkiye. Erol Hoca'nın, ben üzüldüm, şaşırdım. Niye şaşırdım? Beraberlikten dolayı şaşırdım. Önümüzdeki dönemde çok önemli bir hoca olacağını biliyorum. Bunu tahmin etmiyorum. Çok değerli bir insan. Bir de Volkan orada, Selçuk orada, Emre orada. Ne olur kusura bakmasınlar, isimlerini kısaltmak için, yani oyuncu isimleri. Volkan, Hoca. Selçuk, Emre orada. Pantelis yok. Kraft yok. Yozgatlı yok. Erol yok tırnak içinde. Volkan yok. Aurelio var. 5 kişi yok, 4 kişi var. Peki bunu kime yazacağız biz, bu başarısızlığı? Eğer Erol Hoca'ya yazacaksak, Erol Hoca'nın ekibi zaten tam gelmemiş. 9 kişilik bir ekip vardı, yarısı geldi. Bu da antrenör ekibini, madem Erol Hoca'yı başarısız buluyor, bütün antrenör ekibinden bir kısmını gönderdik. Bizim çocuklar mı kaldı? Yani başından aşağıya yönetsel krizi olan bir konu. O yüzden ben tekrar diyorum, şaşırdım beraberlikten dolayı. Üzüldüm Erol Hoca'dan dolayı. Ama çok önemli bir hoca olacağı konusunda hiçbir kuşkum yok Erol Bulut. Tabii bu konuya yönetim açısından da bakmak lazım. Teknik adam gözüyle Ahmet Hocam'ın söyleyecekleri de çok önemli ama önce bir analizimiz var. Fenerbahçe'de 2018 yılında Sayın Ali Koç başkanlığa seçildi. 3 sezonu da başladığı hocayla tamamlayamadı. 5. hocasıyla yola devam ediyor Sayın Koç. Ve ilginçtir, Ali Koç'un en uzun süre çalıştığı isim kendisine sorulduğunda başkanlığa geldiğinde Biz benim. hiç gündemimizde olmayacak dediği isim. Yani Ersun Yanal. Analizimiz var. İzleyelim, değerlendirmeye devam edelim. Kurgudaydı. Nefis bir analiz. Süreci gözler önüne Evet. seren bir analiz. Tarafsızca Sayın Başkan'ın açıklamalarından yola çıkarak. 3 sezonda 5 teknik direktör. Siz de bir teknik direktörsünüz. Sorun galiba Fenerbahçe'de biraz da istikrar Emre dilersiniz hocam. 7. hoca. Tabii. 3 sezon bitmedi, Emre 7. hoca. Aykut Biraz Erbaş. değil. Bence işin büyük bir kısmını oralarda aramak lazım. Şimdi günümüzde
bütün işlerde, hele hele bizde son zamanda kurumsal yapıdan çok bahseder olduk. Kurumsal yapı demek, kesinlikle bir ekip çalışmasını şart koşan bir anlayış, bir düzen demektir. Ekip çalışması da, Fenerbahçe için söylüyorum, kulüp başkanı, sportif direktör, teknik direktör ve takım. Bu dört paydaşın kesinlikle etle tırnak gibi bir araya gelmesi, bütünleşmesi, sonra da yapılması gereken her şeyi kendi görev tanımları içinde, kendi çıkarlarını tamamıyla yok sayarak sadece kulübün çıkarına düşünmeleri, davranmaları, karar vermeleri ve bu kararları da sonuna kadar uygulamak için büyük bir özveride bulunmaları gerekir. Maalesef bunu Türkiye'de neredeyse hiçbir yerde göremiyoruz. Bunun birazının olduğu yerde zaten başarı geliyor. Zaten şampiyonluk geliyor. O yüzden Erol Hoca'nın ayrılmasını ben kendi adıma evet dedim, doğru buluyorum ki altını da biraz doldurmak isterim. Ama Erol Hoca'nın bunu hak etmediğini özellikle söylüyorum. Benim gözümde bir, kendini biraz da olsa tanıdığımı düşündüğüm için, onunla bazı maçlardan sonra futbol konuştuğum için, onun anlayışını bildiğim için ve sonuna kadar insani değerlerine inandığım için Erol Hoca bunu hiçbir zaman hak etmedi. Şimdi bir takım düşünün. Kaleci, defans ki dört paydaş saydım. Takımı da dörde böleyim. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Bu arada bir karne de var hocam ekranda. İzninizle okuyayım. Koku 15 maç, Kuman 9 maç, Ersun Yanal 54 maç, Tahir Karapınar 9 maç, Erol Bulut 34 maç. Sayın Koç döneminin karnesi de bu şekilde. Ya oradaki maç sayıları tabii ki önemli ama o maçlara nasıl çıktığınız bence oradan daha da önemli. Zaten benim dediğim o ekip çalışması olsa o zaman Erol Bulut'un karşısında 34 yazmayacak. Belki 340 yazacak. Belki de Filip Kokun'u yazacaktı hocam. Çünkü Sayın Koç haberimizde de mutlaka, öyle söylüyor ya, ilk ve son olur inşallah. Mutlaka. O yüzden takımı dörde böleyim. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Bir takım galip gelecekse bu dört hattın da çok iyi oynaması lazım. Bunlardan biri iyi oynamadığı zaman zaten maçı kaybediyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de Erol Hoca'yı bir kenara koyuyorum. Onu ayrı değerlendireceğiz. Onunla ilgili de hemfikir olmadığım bazı noktalar var. Ona da değineceğim ama 3 hat kesinlikle hiç oynamıyor. Sonra da 4. hatta diyoruz ki sen bu maçı bize kazan. Ya o her dakikada bir gol atsa bile diğerleri her yarım dakikada bir gol yiyor. Nasıl kazansın? O yüzden Erol Hoca'nın çok yalnız bırakıldığını hissediyorum. Ben kendi kariyerimde de dönem dönem bazı yerlerde bunu yaşadım. Büyük hayallerle bir kulübe gidersiniz. Ya Türkiye'de son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Galatasaray'ın bir Fatih Terim'i var. Beşiktaş kendi Fatih Terim'ini aradı. Sergen de onu bulduğuna da inanıyorum. İşte Fenerbahçe'ye giden bir hoca, hele hele o Erol Bulut'sa, ya ben de Fenerbahçe'nin Fatih Terim'i olacağım hayaliyle gider. Böyle büyük kulüplerin verdiği söze inanılır. Erol Hoca'ya dendi ki biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Az önce duyduk. Evet. Biz sana çok flash iyi transferdi zaten. Biz sana çok iyi bir kadro teslim ediyoruz. Kadro ne kadar iyi tartışılır. Ya sen dünyanın en önemli 20 futbolcusunu oraya getir. O adamların hepsi buraya yatıp Erol Hoca'nın her şeyi yapmasını bekliyorsa, hatta bazıları Erol Hoca'nın işine engel oluyorsa, Erol Hoca nasıl kazansın o maçları tek başına? O yüzden ben Erol Hoca'ya büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Parantez içinde onunla ilgili konuşacağım. O da şu, daha ilk andan itibaren bence belirli yanlışlar kendini gösterdi. Fenerbahçe Erol Hoca ile anlaşmadan daha, sözleşme imzalamadan daha transferlere girdi. Hatta o dönemde konuştuk. Erol Hoca Alanya'dayken bazı transferler gündeme geldi. Erol Hoca'nın haberi var mı? Yapılan transferlerin hepsinden Erol Hoca'nın haberi var mı? Hepsine onay verdi mi? Çünkü biz daha sonraki sportif direktörlük konusunu Türkiye'ye uyarlayacağımız zaman bunları konuşmamız lazım.